Romanovlar. Romanovlar. Hayırlı olsun. O konuda yarın yazdım. Yani Rusya'nın son hanedanı. Öldürdükleri hanedanın babası. Yok, Çavda ailesini öldürdüler. Hanedanı öldürmediler. Bir kısmı kurtuldu. Tabii hani. Şimdi yani, o tartışmalı o konu. Hı. Yani hanedan reisinin kim olduğu tartışmalıdır. Prens Vasili Kiril vardı. Vasilievich Kiril. 1992'ye kadar Rus hanedanının reisiydi. Ondan sonra Romanov ailesinin, yani kısaca baştan söyleyeyim madem bahsi açtın. Efendim 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Rusya'yı Romanov adı verilen bir aile idare eder. Bizim de canımız okuyan aile. Bizim de yani canımız okumak kibar kalır. Tabii. Meşhur Petro, Deli Petro dediğimiz bizim. Batı'nın büyük, büyük Petro dediği. Dedikleri. Efendim 2. Katerina, Kırım'ı bizden alan hatun. Balkanlar'da onların sayesinde. Evet. Gitti. Kırım Savaşı, Balkanları elimizden alan. Çerkez göçleri. Erzurum'u işgal eden, hepsini yapan, yani canımızı okuyan aile Romanov hanedanıdır. Bunların son çarı 2. Nikola, malum 1917 Sovyet devriminden sonra 1918'de maalesef çok kanlı bir akıbete duçar oldu. 4 kızı, 1 oğlu ve karısıyla beraber ve hizmetkarlarıyla beraber Ural Dağları'nın eteklerindeki Yekaterinburg şehrinde kurşuna dizildi. Fakat tabii aile sona ermedi. Son çarın çocukları ve hanımı Çariçe ve Çareviç ve kızlar orada öldürüldüler. Aile sürgüne gitti. Meşhur Anastasya hikayesi, hani çarın kızı olduğunu iddia eden bir kadın ortaya çıkmıştı. Sonra sahtekar olduğu anlaşıldı. Öldükten sonra netleşti. Evet, mezarlar bulundu çünkü. Derken efendim bunlar kendilerine başka bir aile reisi seçtiler. Sürgünde çar olarak o reisler, üç reisten sonuncusu Prens Nikola Romanovich, pardon, sonuncusu Kiril'in oğluydu Vasilievich. O 1992'de öldü. Onun yerine efendim kızı. Evvelki akşam İstanbul'a geldi. Gazetelerde görmüşsünüzdür. Tuz ekmek vererek karşılanmış. O da enteresan bir şey. Yani Bizans şeyine giriyor ya. Başkent. Başkenti güya. Tuz ekmek, ama bir yerde şeyi düşünmek lazım biliyor musun? Yani bunu Türk-Rus iş adamları grubu davet etmiş. Hmm. Çünkü o evliliklerden on binlerce şimdi melez çocuk var. Yarı Rus, yarı Türk. Ve bir balo verilecekmiş. Bu akşamda, yani programı yüzünden gidemedim ama zaten gitmezdim. Niye siz dans etmeyi çok seviyorsunuz? Onun için değil efendim. Şimdi oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Bugün de Topkapı Sarayı'na gitmiş. İlber Hoca karşılamış mı? İlber Hoca elini öperek karşılamış. Çünkü İlber'in annesi Şirinski Prensesi'dir. Bu telaffuz edilmedi, burada söyleyeyim. Çar'ın Asalet ünvanı verdiği bir Türk ailesinden gelir. İlber anne tarafından. Ve İlber'in dayısının oğlu şu anda Prens Şirinski olarak Moskova'da yaşar. Fakat onlar da babadan oğula geçtiği için İlber Prens olamıyor. Hmm. Ama o aileye mensuptur. Annesi Şirinski Prensesidir. Yani Çarlık'la işbirliği yapan prensler bunlar. Öyle demeyelim. Çar'ın sadık tebası diyelim. Hmm. Efendim fakat rahmetli babası hiç sevmezmiş Romanovları. Hatta yavrum onu yazdım. İlber Hoca acaba babasının ailesinin kemiklerini sızlattı mı diye. Kadını eli öperek karşılamış. Şimdi neyse efendim. Bu Prens Vladimir öldü 1992'de. Kızı şu anda İstanbul'da bulunan Grand Duchess Maria. Rus otokratı ilan etti kendisini. Bütün Rusyaların hakimi. Ve tabii bu Çariçe demektir. Bütün Rusyalar. Evet, o güzel bir deyimdir o. Ama o bizde de kullanılmıştır. Hakanlı Külle Zemin. Onun şeyi. Bu arada antre parantez söyleyelim. Baltacı Mehmet Paşa, meşhur Baltacı Mehmet Paşa, iddiaya göre bu hanımefendinin eniştesi olur. Çünkü Katerina malum, büyük dede şey, Pedro, Deli Pedro, efendim enişte sayılır Baltacı Mehmet Paşa. Erhan yok diyor ama, böyle bir ilişki olmadı diyor ama. Putin de yok dedi. Türk milletinin bazı milli iftihar vesilelerini elinden alamazsın. Efendim derken
Bu hanım çariçeliğini ilan etti ama diğer Romanovlar, Rus hanedanının diğer üyeleri, hatta fotoğraflar vardı görelim. İlk gün hanım, Çağ'dan başlayalım, Nikola'dan başlayalım. Çağ Nikola vardı, ailesiyle beraber oturuyor. Efendim Rus ailesinin diğer üyeleri başkaldırdı, bu kadın dediler. Evet, bu idam edilen Çar'ı görüyoruz, kestik ama önde Çar, arkada soldaki Çariçe, sağdan ikinci Çareviç, küçük oğlu o kan hastalığı olan hemofili. Ve Rasputin'in musallat olduğu, bunun yüzden aileyi musallattı o papaz. Efendim soldaki kız da, pardon sağdaki Çar'ın sağındaki de meşhur Anastasya. Devam ediyoruz İkbal Hanım, bundan sonraki fotoğrafa gelelim. Kim gelecek ona göre. Heh. Şimdi bu dursun biraz. İsterseniz yana alın resmi şöyle. 1992'de Prens Vladimir, yani Grand Duke Vladimir'in ölümünden sonra bu kızı Grand Duchess'liğini ilan etti. Fakat Romanov ailesi olamaz. Çünkü babasının evliliği morganatik dediler. Morganatik evlilik demek hanedan kanunlarına göre geçersiz sayılan evlilik demektir. Hmm. Evlilik geçerli de tabii meşrudur. Hanedan, hanedan o evliliği saymayabilir. Bize de örnekler vardır. Osmanlı'da da böyle evliliklerin. Efendim gerekçe de annesi Bagration prensesi, yani Gürcü ve ilk Gürcü ve Ermeni krallığını kuran aileden gelen Prenses Leonidas'ın efendim bir şeyle Leonida'nın daha önce bir evlilik yapmış olması, bir Anglo-Sakson birisiyle evlenmiş olması, ondan bir çocuğu olması ve hüküm süren bir soydan gelmediği için kral ailesi mensubu kabul edilmemesi. Dolayısıyla bu bugün İstanbul'da bulunan Prenses Maria, Grand Duchess Maria şeydir, ne derler, prensestir, Romanov ailesinin mensubudur ama çariçe olamaz dediler. Ve bu fotoğrafta gördüğünüz beyi Grand Duke, yani Büyük Dük, efendim Nikola Romanovich Romanov'u, ki arkada gördüğünüz birinci Nikola'dır, büyük dedesi, çok da benzerler. İtalya'da şarapçılık yapar, Amerikalı karısından çok miras kaldı buna. Çok zengin bir hayat sürer. Efendim Çar olarak bu kişiyi ilan ettiler. Çarlık şudur, bizde birisini padişah ilan ederseniz ne anlama gelirse taht yok, taç yok. Çar da odur. Ama Romanov ailesinin reisidir. Çar olarak mı kullanıyorlar onlar şu anda? Efendim? Çar ünvanı mı kullanıyorlar? Otokrat diyorlar. Rusya otokratı. Çar ama Grand Dük diyorlar. Grand Dük diyorlar. Çar olabilmesi için, yani tam çar ünvanı resmen kullanabilmesi için taç giymesi gerekir. Bizim Osmanlı hanedanında ünvan gibi kullanan yok ama şu anda değil mi? Yok. Bizde öyle şey yok. Hanedan reisi falan diyorlar. Ama prens deniliyor. Hanedan da değil. Aile, aile reisi. Avrupa'da prens deniliyor. Ama ünvanlar değişir. Değişir ama sonuçta his, orada bir mesela Osmanlı... His Highness vardır, His Royal Highness vardır, His Imperial Highness vardır. O değişir. Bir öteki resme gelebilir miyiz İkgün Hanım? Şimdi galiba hanımefendi var. Heh. Bu gördüğünüz efendim, elini öptüren hanım. Grand Duchess Maria. Tam ismiyle Maria Vladimirovna Romanova. Kendisi çariç olduğunu iddia ediyor. İlber Hoca da bu sabah Topkapı Sarayı'nın kapısında elini öperek karşılıyor. Rahmetli Kemal Otaylı herhalde kemikleri çatır çatır çatlıyordur. Niçin? Bir de yarın şeyi yazdım. Şimdi anne tarafı memnundur. Şefika hanımefendi tarafı memnundur. Çünkü onlar şey, Mırza. Akraba. Mırza. Ay, hiç akrabalık var mı peki? Rus değil İlber, Türktür İlber. Annesinin tarafında hiç Türk, Rus yok Türktür mu? Türktür onlar yoktur, Türktür onlar. Efendim, yarın çok gölgeli bir şekilde onu yazdım. Herhalde dedim köyde kemikler çatladı. Şimdi bunu da geçelim, bu hanımı da görelim yakından. Çok sevimli bir hanımdı, toplu böyle bu. Çariçe ilan eder fakat Romanov ailesi kabul etmez. Biz aslında bu daveti yapanlarla konuştum. Prens Şeremetyev'i çağırmışız. Rusya'nın en eski ailesidir. O Kiev'i kurup ve Şeremetov havaalanı, Moskova havaalanı o ailenin ismini taşır. En eski ailesidir. O önemli bir mimardır Paris'te. Geleceğim demiş fakat gelememiş. Onunca bunu çağırmışlar. Siz bu yüzden mi gitmiyorsunuz? Efendim benim gitmememin sebebi şudur.
Romanov ailesi, yani Bayan Maria, Madame Maria, yarın da yazdım onu, Türkiye'ye her zaman bir İspanyol turist olarak, İspanyol vatandaşı çünkü, gelebiliyor. Başımın üstünde yeri vardır, turist olarak gelebiliyor. Ama Çariçe, Grand Duchess, Romanov ailesi reisi dediğiniz vakit bir yerde duracaksınız. Çünkü bugün asırlar boyu devam eden Türk-Rus savaşlarında can veren yüz binlerce Türk'ün ve bundan sonra özellikle Türkiye'yi seçip Çar kılıcından kaçıp Türkiye'ye gelen gene yüz binlerce Kafkasyalı'nın felaketinde Romanov ailesinin yani en başladığı rolü. Onların bitmek bilmeyen ihtirasıdır. Kafkasya'yı alacağız. Yüz yani yıl önce bir ailenin yaptıkları yüzünden bu hanımefendiye sizin efendim hanımefendi şimdi hanımefendiyi bir kere hayır, ailesi kabul etmiyor. Hanımefendiyi asalım demiyoruz ki. Yani öyle bir şey. Yani o ama hanımefendiye de... Yani bu zihniyet hani Romanovlar çok kötü şeyler yaptı. O yüzden aynı yerde efendim, bulunmam... Efendim şunu söylüyorum. Hanımefendi şunu söylüyorum. Prenses Maria olarak başımızın üstünde yeri vardır. Pardon, Madame Maria olarak. Türkiye herkese açıktır. Ama Romanov ama olarak... Ama Romanov olarak da gelin. Maria, zaten ismi Maria Romanova. Yani Romanov bütün titrilerini taşıyarak. Bütün evet. Rusların otokratı, efendim Çariçe, Romanov ailesinin reisesi falan filan diye gelirse o zaman mersi. Ben İlber Hoca değilim, sarayda elini öpeyim. Şimdi birazdan mesaj atacak. Bir fotoğraf daha vardı. Bak hanımefendi gülümsediler. Maria Hanım da güldü. Evet efendim bu fotoğraf bugün Topkapı Sarayı'nda çekildi. Osmanlı Hanedanı'ndan da... anlatacağım. Solda İlber Hoca'yı görüyoruz. Şirinski ailesinden. Prens Şirinski'nin, anne tarafından Prens Şirinski'nin torunu Profesör İlber Ortaylı. En sağda gördüğümüz Sultan Mecid'in ve aynı zamanda da Enver Paşa'nın torunu Osman Mayatepek. Dün, evvelki gün pardon, Başbakan'ın Meksika ziyareti sırasında... Hani Mayatepek bahsi geçmiş, bizde bir büyükelçi vardı, Mayalar vardı. Duymadım İşte ben. O Mu kıtası efsanesini Atatürk'ün talimatıyla araştırıp Türkiye'ye getiren kişi büyük babası Tahsin Mayatepek. Osman Bey'in. Soyadını da o yüzden mi? Tabii o da. Tepek tepe yani. Maya tepesi gibi Türkçeleştirmiş ama Mayatepek yapmışlar. Efendim Osman Bey'in yanında gördüğümüz sağdan ikinci kişi Sultan 5. Murat'la Sultan Reşad'ın soyundan gelen Şehzade Osman Vasıp Osmanoğlu. Onun yanında Bayan Maria'yı görüyoruz. Yani kendisi Romanov Hanedan reisi olduğunu söylüyor. Romanov ailesi hayır diyorlar. Bizim reisimiz başkasıdır diyorlar. Senin bu yazından sonra yarın bir sürü grup protesto etmek için arayacaklar. Niye protesto? Ben öyle bir şey düşünmedim canım. Sana söyleyeyim, bu yazıyı ben bugün de yazardım. Fakat balo var. Balo fakirlere yardım için muhtaçtır. Yani ona mani olmak istemiyorum. Demek ki iyi niyetli davranmışım. Yani Nikola Romanovic'i tanıyorlar ailene, bu hanımı değil. Resmi tekrar getirelim efendim. İki kişi kaldı. Çok ayıp olur onlar hatırlarsın. Maria Hanım'ın solundaki hanımefendi efendim Sultan Vahdettin'in torununun çocuğu Hanzade Özbaş. Rahmetli Hümeyra Hanım'ın kızı Hanzade Özbaş. Onun yanında yani dolayısıyla İlber Hoca'nın da yanındaki hanımefendi... Gene Sultan Mecid'in soyundan gelen Enver Paşa'nın bir diğer torunu Arzu Enver. Güzel bir jest yaptılar. Şimdi biri İspanyol vatandaşı. Rus galiba oldu sonra. Yıllar sonra. Diğerlerinin hepsi Türk vatandaşı. Büyük dedelerinin evinde efendim bugün kamyon mal olmuş olan, ait olan bir mekanda hoş geldiniz dediler. Hoş vakit geçirilmiş duyduğuma göre. Bu akşam da şu anda baloda beraberler. Beraber olacaklar da asırlarca niye savaş yaptılar? Yani. Bir arada Habsburglarla bir araya gelmişlerdi değil mi? Sen yazmıştın. Ne güzel işte, sevinmemiz evet. Lazım buna. Efendim ama bazı şeyleri unutamazsınız. Özellikle o 19. yüzyılın ortalarında yaşanan Türkiye'ye büyük göçü unutmak imkansızdır. Unutalım demiyorum. Sadece ne güzel siz de yapmışsınız. Birlikte güzel bir kokteyl içip barışçıl bir şekilde bir araya gelmek de bir sorun yok herhalde. Efendim ona bir şey demiyorum.
Ama ünvan kullanarak şey gelirseniz başka bir imalı imalı konuşuyor. Ben evimde yet kursam ben Türkiye'de sokmam. Afganistan'a ilk musallat olan da o şey. Ya niye sokmayacaksınız? Saçmalama olur mu öyle şey? Sokmam. Hayır, bunun ailesinin yüzünden Türkiye'de ne kadar insan öldü? Yani şu anda Türkiye'de ne kadar... Onlara da öldü, o ayrı. Yani Rumeli'de Osman Efendi'nin içine sokmayacak mısın? Rumeli'de bugün Sırbistan'dan Bulgaristan'a kadar Türkler yok edilip Anadolu'ya sürüldüyse, Kafkaslar'daki Çerkezler 150 yıl önce sürüldüyse, Kırım'da Tatar kalmadıysa bu ay. Ya bu mantaliteden gidersek dünyada hiçbir zaman barış olmaz.